Bu video World of Tanks'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Açıklama kısmındaki davet linkini kullanarak hem kanala destek olun hem de harika ödüller kazanın. Detaylar açıklama kısmında. İşte olaylar böyle vuku buldu evlat. Dede, ha? Seni çok seviyorum ama merak ettiğim bir şey var. Söyle bakalım evlat. Neden böyle konuşuyorsun? Çok sıkılıyorum bazen. Hatta uykumun geldiği bile oluyor. Kusura bakma evlat. Çok zeki olunca böyle oluyor. Sonunda. Dede, merak ettiğim başka bir şey daha var. Nedir evlat? Osmanlı padişahları. Hemen anlatayım. Toplamda 36 Osmanlı padişahı var. Hayır dede. Öyle değil. Yani hepsini anlatmana gerek yok. Bana sadece güçlü olanlardan bahset. Seferden sefere koşanlardan bahset. Tamam, o zaman. Ve lütfen dede böyle konuşma. Rivayetlere göre 13. yüzyılda Osman Bey adında cesur ve vicdan sahibi bir obabeyi sefer arifesinde mışıl mışıl uyurken gördüğü bir rüyayla devletini kuracağını cümle aleme duyurmuştu. Osman Bey rüyasında göğsünde büyük bir ağacın belirdiğini ve bu ağacın dallarının bütün cihanı kapladığını görmüştü. Klasik bir Yusuf Kayaalp yorumu yapacak olursam bu rüyada Osman Bey büyük ihtimalle millete artık gölgesinde rakı içeceksiniz demek istemiştir. Fakat Osman Bey'in akıl hocası bu rüya ile ona ve oğullarına yani hanedanına büyük bir devlet kuracağı müjdesini vermiş oldu. Teorik olarak ilerleyen dönemlerde yine benim dediğim olacak ama hocasının verdiği yorum daha mantıklı. Osmanlı hanedanı 600 yılı aşkın bir şekilde devlet aliyeyi idare etmiştir. Bir dönem bir avuç topluluk, bir dönem tehlike yaratabilecek bir beylik, bir dönem Hristiyan dünyasını tehdit eden bir devlet, bir dönem Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olduğunu söyleyen bir imparatorluk, bir dönem dünyanın içinden geçen ve tek süper gücü ve bir dönemde pasta görevi yapmış olan 6 asırlık bu devasa imparatorluk 36 Osmanlı padişahı tarafından yönetilmişti. 36 Osmanlı padişahının hepsi birer komutan veya lider ruhlu zeki yöneticiler değildi. Hatta birkaç tanesi imparatorluğu felakete bile sürüklemiştir. Bunun sebebi onların peygamber veya kutsal bir varlık değildi, sizler ve bizim gibi insan olmalarıdır. Onların da duyguları ve bir hançerle duracak kalpleri vardı. Fakat bu durum pire için yorganın yakılmasını da düşündürmemelidir. Bugünkü Osmanlı gücü kavramını ortaya çıkaran büyük padişahlar vardır. İşte bu videoda Yusuf Kayaalp'in şaibeli bir özelliği olan tarafsız bakış açısıyla Osmanlı tarihinde komutan olarak başarılı ve güçlü padişahlardan bahsedeceğiz. Liste sıralaması tamamen Yusuf Kayaalp'in analizleriyle yapılmıştır. Ona göre davranın benim zeka küpü değerli dostlarım. Evet, iktidar bizimdir Pargalı. Çok şükür hünkârım. Şimdi gücümüzü göstermenin vaktidir. İmparatorluk şu anda zor durumda. Önce bu kötü durumu ortadan kaldırıp sonra seferlere başlamamız lazım. Kötü mü? Tabii ki hayır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında imparatorluk gücünün doruğundaydı. Nitekim Süleyman'ın babası Yavuz Selim hayatını kaybettiğinde geride Sultan Süleyman'a bizim pederler gibi büyük ve yıkık bir gelecek değil, aksine büyük ve güçlü bir miras bırakmıştı. Osmanlı hazinesi ağzına kadar doluydu ve artık içine altın girmiyordu. Ordu tam takır hazır, sefer istiyordu ve iç karışıklıklar da ortadan kalkmıştı. Yani 26 yaşında Netflix hesabı ve banka borcu olmadan tahta çıkan Süleyman hayat maçına bırakın 1-2-0 başlamayı, direkt maçın galibi olmuştu. Sultan Süleyman bu eşsiz ve benzersiz gücü en çok Avrupa'ya karşı kullandı. 1520 yılındaki bu macerası 46 yıl sürdü. Ve bu süreçte Osmanlı topraklarını neredeyse 2,5 kat daha büyüttü ve bam! Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı başlamış oldu. Sultan Süleyman'ın bu eşsiz gücü onu batıda Muhteşem Süleyman, doğuda ise Kanuni Sultan Süleyman yapmıştı. Saltanatının 11 yılını seferlerde geçiren Koca Süleyman hayatını kaybederken bile gider ayak fetih yapmıştır. Sultan Süleyman döneminde Türkler Almanya işlerine kadar ilerlemiş ve Avrupa'nın korkulu rüyası olmuşlardı. Fakat Kanuni Sultan Süleyman'ın bu başarıları bile bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Büyük bir kitle onun bütün bu başarılarını babası Sultan Selim'e borçlu olduğunu söyleyerek Süleyman'ın ekstra bir meziyete sahip olmadığını savunuyor. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerinde imparatorluğun ekonomik olarak büyük buhranlar yaşaması da kimi tarihçiye göre duraklama döneminin zeminini hazırlamıştır. Sonuç olarak Muhteşem Süleyman ne olursa olsun büyük başarıları sayesinde listemize girmeye hak kazanıyor. Sultan Süleyman gerçekten de büyük bir padişahmış be dede. Evet evlat. Öyledir. Celal amcan sana bu konuda bir şey söylerse inanma sakın ona, tamam mı? Tamamdır dede. Sıradaki padişahımıza geçelim ister. Dur dede. Önemli bir şeyi unuttun. Nedir evlat? Videonun medarı iftarından bahsedelim biraz da. Neymiş o? World of Tanks. World of Tanks, Wargaming harikalar dünyasından muhteşem grafik ve animasyonlara sahip bir tank temalı online oyundur. Tarihin görmüş olduğu büyük devasa tankların çarpıştığı bu eşsiz şaheser sayesinde hem stratejik bir karaktere sahip olacaksınız, hem de gününüz aksiyon dolu ve eğlenceli geçecek. Savaş alanlarında taktiğinizi belirleyin ve düşmanlarınızın gardını almasını beklemeden onları yerin dibine gömün. Tanklarınızı kendi kabiliyetlerinize ve stratejik bilgilerinize göre özelleştirip dizayn ederek hareket üstünlüğü sağlayın. Aynı zamanda bu büyüleyici dünyada muhteşem anları yaşamak için her an
herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu nimetlerden faydalanabileceksiniz. Geçenlerde kaya alp izleyicilerinden birinin zırhlısına denk geldim ve onu gerçekten acınacak bir hale getirdim. Evet, Yusuf kaya alp de bu oyunda dostlarım ama ondan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu harika. Fakat yeni üye olacak kaya alp izleyicileri senden büyük ve başka ayrıcalıklar bekliyor. O zaman iyi haber hünkârım. Oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarıma açıklama kısmında vereceğim davet linki ve kod sayesinde 5. kademe muhteşem bir tanka, 250 bin krediye, 7 günlük premium hesaba ve her biri 10 savaş için kiralık 3 tanka sahip olacaksınız. İçlerinde o büyük eşsiz Tiger tankı da var. Hadi dostlarım, bu harika nimetten yararlanmak için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Nerede kalmıştım? Tabii ki sıradaki padişahımızda. Paşa, müstakbel pederimiz Sultan Murat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi büyük bir padişahtı. Seferlerden sefere koştu. Allah rahmet eylesin hünkârım. Bu kutsal görev artık sizindir. Ben sarayda oturup keyif çatmayı düşünüyorum be paşa. Gerçekten mi? Bilmem. Yıldırım Beyazıt 1389 yılında babasının suikaste uğraması sonucu 4. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştı. Oldukça sert ve bir o kadar da cesur bir mizaca sahipti. Yıldırım Beyazıt bu cesareti sayesinde Balkan dünyasının hatta Haçlı dünyasının korkulu rüyası haline gelmiştir. O kadar başarılı bir padişahtı ki hızını alamayıp "Ulan daha büyük ordular ile gelin de kazanacağım zafer de daha büyük olsun." sözünü kullanıyordu. Haftalar sürecek savaş alanlarına birkaç günde gelerek Yıldırım lakabını kazanan Sultan Beyazıt, 13 yıllık kısa saltanatında Osmanlı topraklarını bam işte bu hale getirmiştir. Yıldırım Beyazıt tehlikesinin büyük bir hal alacağından korkan Haçlı Birliği 100 bin kişilik büyük bir ordu toplayarak Yıldırım Beyazıt'ın üzerine yürümüştür ve bam. Böylece Büyük Yıldırım'ın Nibolu zaferi tarih sayfalarına yazılmıştır. Lakin Macaristan yenilgiye doymadı ve bam. İkinci Kosova Savaşı ve yine galip bir Yıldırım Beyazıt. Yıldırım'ın en büyük hayallerinden biri dünyanın merkezi olan İstanbul'u fethetmekti. Bunun için Doğu Roma'nın başkentini tam 4 kez kuşatma altına almıştır. Hatta son kuşatmanın başarılı olma olasılığı oldukça yüksek. Yıldırım Beyazıt tam Fatih Sultan Yıldırım Beyazıt olacakken doğuda büyük bir tehlike belirdi. Emir Timur. Emir Timur Ankara Savaşı'ndan galip gelerek Yıldırım'ın saltanatını da yok etmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın yenilgisi batıda büyük coşkuyla karşılandı. Her ne kadar bu coşkuları bir Beyazıt gitti başka bir Beyazıt geldi diye kursaklarında kalsa da sonuç olarak Yıldırım'ın büyük fetihlerinden kurtulmuşlardı. Aynı zamanda Beyazıt'ın Timur'a yenilgisi çok sonradan Batı Avrupa'da efsanevi bir şekilde oyun yazarları, opera bestecileri ve ressamlar tarafından ele alınmıştır. Bütün bu Batı Avrupa kültürel eserleri gerçeklerden uzak ve gizemli oryantalist fantezi olmaktan ileri gidememişlerdir. Sultan Yıldırım Beyazıt'tan sonra listemizin ilk üçünde olan Sultan 4. Murat'a değiniyoruz. Paşa, sıra bende. Seferlerim ve başarılarım sayesinde oldukça büyük bir padişah olacağım. İnşallah hünkârım. Umarım hazinemiz ağzına kadar dolu, askerlerimiz tam takır hazır, iç sorunlarımızın olmadığı bir durumdayızdır. Böylece çok kısa sürede büyük işler başaracağız. Hiç sanmıyorum hünkârım. Sultan 4. Murat tahta çıktığında Sultan Süleyman gibi büyük ve güçlü bir miras almamıştı. Tam tersine imparatorluk en burhanlı günlerini yaşıyordu. Anadolu'da isyanlar çıkıyor, rüşvet ve yolsuzluk alıp başına gidiyordu. Ordu Yeniçeri ağalarının elinde oyuncak olmuş sürekli isyan ediyorlardı. Paşalar da zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Devlet kimsenin pipisinde değildi. Yönetim yozlaşmaya devam ediyordu. Anadolu'da asayiş bozulmuştu. Yani durum beterin beteriydi. İmparatorluk parlak günlerini kaybetmiş duraklama dönemini yaşıyordu. Devleti de padişah değil annesi Mahpeyker Kösem Sultan yönetiyordu. Anne, tahta çıkalı seneler oldu. Fakat hala devleti sen yönetiyorsun. Bırak da kendimi kanıtlayayım. Ah aslanım. Senin güçlü bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Sen büyük bir padişahsın. Sağ ol anne. Ama devleti ver de yönetelim. Artık benim iktidarım başlasın. Sen şimdi devleti bırak. Al bununla ilgilen. Kafa dağıtırsın. 4. Murat etrafındaki bütün sıkıntıları görüyor ve bunları düzeltmek için hayaller kuruyordu. Fakat önünde büyük bir engel olarak validesi Kösem Sultan vardı. Kösem Sultan naiplik sıfatıyla devleti yönetiyor ve oğlu Murat'ı da devlet işlerinden uzak tutuyordu. Sultan Murat'ın hala bir çocuk olduğunu düşünüyordu. Devletin bu zor durumu ve Kösem Sultan'ın bu davranışları Murat'ın karakterini oldukça etkilemişti. Bu yüzden iktidar için kan dökmekten çekinmedi. 1623 yılında tahta çıksa da mutlak iktidarı 1632 yılında başlamıştır. Önce annesinin naipliğine son vererek devlet işlerinden uzaklaştırmış, sonrasında ordu içinde yapılanmaya gitmiş, orduyu siyasetten arındırmış, yeniden eğitmiş ve ordu içindeki rüşvet yiyen askerleri ortadan kaldırmıştır. Sadece ordu değil, devlet yönetiminde de rüşveti ortadan kaldırarak büyük başarılara imza atmıştır. Rüşvet ve yolsuzluğu ortadan kaldırdıktan sonra Osmanlı ekonomisinde radikal değişiklikler olmuş ve hazine tekrar ağzına kadar dolmuştu. Kahve ve tütün yasağı gibi pek çok yasakla mutlak gücünün cümle aleme göstermiştir.
Yasaklarına rağbet etmeyenlerin kellesini almaktan çekinmedi. Yasaklar kaybolan devlet otoritesinin bir anda tekrar kurulmasını sağladı. Hem askeri hem ekonomik olarak büyük icraatlar yapan 4. Murat aynı zamanda uzun zamandır sefere gitmeyen padişahların aksine ordusuyla Bağdat ve Revan'ı fethetmiştir. Aynı zamanda sefere çıkan son mareşal de ta kendisiydi. Hatta bizzat savaşarak üstün bir komutan olduğunu da bütün cihana göstermiştir. Oldukça sert, disiplinli bir kişiliği olan 4. Murat emirlerinin kesin olarak yerine getirilmesini bekler ve verdiği emirlerin uygulanışını takip ederdi. Emirlerine uyulup uyulmadığını tespit etmek için kıyafet değiştirerek halk arasında gezerdi. Kızdığı zaman kolaylıkla birini ölümle cezalandırabildiği için etrafındakilerinin yanı sıra halk üzerinde de büyük bir korku yaratmıştı. Gece gece ne işin var lan dışarıda? Lan sen de kimsin? Bir de sana hesap mı vereceğim? Hünkârım bu konu zeyim, vallahi ekmek al. Şarap yasak değil mi lan? Padişah görmezse neden yasak olsun? Peki ya padişah senin karşındaysa? Ulan 40 yıldır şu mereti içiyorum, hala kayıkçıyım. Bir kadı içtin kendini padişah sandın. Ulan hiç güleceğim yoktu. 4. Murat dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminde toparlandığı bir dönem olarak kabul edilir. Fakat bu toparlanma ölümüyle bozulmuştur. Sultan Murat'ın yokluk içinde varlık oluşturması onu listemizin ilk üçüne yerleştirmiştir. 4. Murat'tan sonra sıradaki padişahımız Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihindeki en büyük komutanlardan biridir. Aynı zamanda tahta çıktığında her şey güllük gülistanlıkta değildi. Anadolu'da isyanlar, doğuda büyük tehlikeler vardı. Tahta çıkar çıkmaz Anadolu'da birliği sağlamıştı. Orduyu son teknolojiyle modern bir hale getirmişti. 8 yıl gibi kısa bir saltanat döneminde devleti 2,5 kat büyütmüş, 4 yıl gibi daha da kısacık bir sürede dönemin iki büyük devletini tarih sahnesinden silmiştir. Hem de bütün bunları sadece 3 savaşta yapmıştır. Halifelik onun döneminde Osmanoğullarına geçmiştir. Ayrıca dönemin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat yolunu ele geçiren Yavuz, bu sayede Doğu ticaret yollarını tamamen kontrol altına almış, böylece Avrupa ticaret bakımından Osmanlı'ya bağlı bir duruma düşmüştü. Yavuz'un bütün bu başarıları Osmanlı ekonomisinde oldukça olumlu etkilemiştir. Boş olarak aldığı Osmanlı hazinesi onun döneminde ağzına kadar dolmuştur. Bunu başaran iki padişahtan ilki ta kendisidir. Aynı zamanda Yavuz çok sert bir padişahtı. Hatta o kadar sert bir padişahtı ki dönemin halkı onu bir beddua aracı olarak kullanıyordu. Allah seni Yavuz'a sadrazam yapsın diye. Neden mi? Anlayacağınız basit bir dilden anlatayım. Paşa, sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce iyi haberi söyleyin. Seni vezir-i azam yaptım. Harika. Peki ya kötü haber? İdam edileceksin. Mısır seferinden sonra büyük bir sefer hazırlığına başlayan Sultan Selim'in yeni fokusu Batı seferiydi. Hatta dönemin papası Hristiyan devletlere "Yetişin ya ümmet, Selim geliyor." diye çağrı yapmış ve hazırlıklı olmalarını söylemişti. Fakat Selim bu seferi gerçekleştirmeden vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in saltanatı kısa sürmüş olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun oğlu Süleyman döneminde altın çağını yaşamasına zemin hazırlamıştır. Vay be dede. Sultan Selim amma da büyük bir padişahmış. Ne sandın be evlat? Peki ya bir numara dede? Bir numara kimdi? Kim olacak? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Fatih'i listemizin bir numarasına ekleme sebebimiz sadece İstanbul'u fethetmesinden veya askeri başarılarından değil, bilime, felsefeye ve teknolojiye de ekstra değer vermesinden geliyor. Fethi'nin anasını belleyerek Fethi'nin babası lakabını kazanan Fatih Sultan Mehmet, yaşadığı dönemi anlamaya çalışan ileri görüşlü, entelektüel zeki bir padişahtı. İstanbul'u fethederek kendini yeni Roma imparatoru olarak nitelendirmiş ve şehrin kültürel yapısına zarar vermemiştir. Devleti bir imparatorluğa dönüştüren Fatih, Osmanlı'ya düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesi sonraki dönemlerde de yürürlükte kaldı. Kanunnamenin en tartışmalı maddesi kardeş katlini de bizzat kendisi kanunlaştırdı. Fatih'in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerin pek çoğu Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korudu. Fatih'in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500'den fazla mimari yapı yapıldı. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. Bilim kitapları Arapça ve Türkçe'ye çevirterek Müslüman dünyasının bilimi anlamasını istedi. Fatih Sultan Mehmet bir Rönesans hükümdarıydı. Yenilikçi bir padişahtı. Eğitim müfredatının başına Ali Kuşçu'yu geçirmesi Fatih'in bilime de değer verdiğini gösteriyor. Sultan Mehmet'in tarihteki en önemli yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur. Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman'ı kurmuştur. Sahn-ı Seman İstanbul'un ilk Türk yüksek öğretim kurumudur. Eğitim alanında yaptığı büyük reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nun çehresini genişletti. Hristiyanlığı da yakından tanımak isteyen Fatih bu konuda çeşitli araştırmalar yapıp Hristiyan din adamlarıyla müzakereler yapmıştır. Hatta bu durum Avrupa'da Fatih'in Hristiyan olmaya meyilli olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bu yüzden Papa 2. Pius padişahı Hristiyanlığa davet eden bir mektup kaleme almıştı. Tarihçi İlber Ortaylı bu konuyla ilgili olarak Fatih'in şüphesiz inançlı bir Müslüman olduğunu fakat sofu derecesinde koyu bir Müslüman olmadığını belirtmiştir.
Fatih ayrıca İtalyan ressam Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli resimler ve heykeller yaptırmıştır. Fatih'in bu konuda bilime, sanata ve kültüre oldukça değer vermesi başta oğlu 2. Beyazıt olmak üzere çeşitli koyu Müslüman kitleler tarafından oldukça eleştirilmiştir. Hatta kimi kitle Fatih'in sofu olan oğlu tarafından bile zehirlendiğini söylemektedir. Fakat bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Sadece bilim ve ileri görüşlülüğüyle listemizde değil, aynı zamanda askeri bilgileri ve başarıları sayesinde de Fatih Sultan Mehmet en büyük Osmanlı Mareşalidir. Fatih İstanbul'un fethinde kullandığı ordudan daha büyük bir ordu topladı. Hedefi ya İtalya ya da Mısır'dı. Bu tam bilinmiyor. Çünkü padişah seferi sadece kendi kafasında planlar, ani bir kararla saldırıya geçerdi. Lakin Fatih Sultan Mehmet'in Batı Roma ile ilgili de büyük hayalleri vardı. Bu yüzden Roma Türklerin kızıl elmasıydı. Fakat bu isteği gerçekleşmeden zehirlenerek hayatını kaybetti. Büyük Hakan'ın ölüm haberini alan Papa 3. Pius 3 gün 3 gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırmıştır. İşte Yusuf Kayaalp bakış açısının ayarlamış olduğu Osmanlı padişahları listesi. Bu listenin geri kalanını ekleme yapmak siz değerli dostlarıma düşüyor. Sıralamayı da ekstra kendi tarih bilginize göre güncelleyebilirsiniz.